Bu sosyal medya var ya, iğrenç bir şey. Yani iyi tarafı var ama sosyal medya iğrenç yani, bir şey. Yani şimdi şu olayda gördüm ki yalan oranı giderek yükseliyor. Abi şey var ya, Güldür Güldür Show'da var ya, tıklanma. Evet. Canım evet. Tıklanmak istiyor falan gibi bir esprileri var abi. Burada bir tıklanma merakı başladı herkeste ya. Bir şey yazayım da beni daha tıklasınlar. Bir şey yazayım da beni daha tıklasın. Saçmaladıkça artıyor. Aynen ama yani bu konuda saçmalıklar çok. Bu konu şimdi fırsat bu fırsat ya. İşte Filistin sattı, Arap biz arkadan vurdu bilmem. Bak 3 tane eksen üzerinde gidiyor bütün yalanlar. Bak. Yani Türkiye kamuoyasının dışarıda yok. Yemin ediyorum sana. Yemin anlamı yok. Batı medyasında hiç kimse çıkıp da Filistinler arazi sattı diye bir kavram yok ya. İsrail'de yok ya bak. İşte. İsrail'de yok. Yani Araplar sattı bize. O biraz işte eski Osmanlı toprağı ya olmasından tamam da, kaynaklanan bir... Bak tarih başka bir şey. Tarihi konuşamıyoruz hiç. Yani onun sakıncası yok ki. Ama bir slogan var. Sattı. Satmadı diyorum. Başkası çıkıyor. Yine sosyal medya. Sattı. Şimdi dün Fatih Altaylı dostumuz. Değerli bir gazeteci arkadaşımız. Kendi YouTube kanalında. Baktı artık olmuyor. Çıkıp diyor ki. Ya diyor bize diyor Kıbrıs konusunda Filistin bize destek vermedi. Biz niye destek veriyoruz? Hayda. Yani öyle Filistin diye bir devlet yok. O boyuta taşıdığı zaman. Yok. Filistin diye bir devlet yok. Filistin diye bir devlet yok. İki tane işgal altında Gazze ve Batı Şeria diye iki toprak parçası var. Var. Filistin diye bir devlet yok. Peki merkez Nablus mu? Şey mi? Merkez tabii ki şey Nablus'ta yani. Nablus değil tabii mi? Yani Mahmut Abbas'ın olduğu yer. Ha. Çünkü daha çok orası. Yani 6000 kilometre çünkü Batı Şeria. Orası 340 kilometre. Yani Gazze değil Nablus. Gazze küçücük bir yer ya biliyorsun. İkinci ne diyor peki Fatih Altaylı abimiz? Diyor ki mesela Azerbaycan meselesinde İsrail diyor Azerbaycan'ı destekledi. Ayda. Tamam destekledi o şeyin de suçu var. Evet. Yani Filistin halkının... Hatta şey kullanıldı, Bakü'nün o üç büyük binası var ya, evet. Üzerine İsrail bayrakları yansıtılmış. O eskiymiş, 2021'de bir fotoğraf. Yok ama gösteri var Bakü'de. Ha gösteri var. Gösteri var yani İsrail yanlısı gösteriler çünkü var. Çünkü Karabağ'da İsrail Heronlarını kullandılar. Abi. İsrail gönderdi. Tarihi gerçekler çok önemlidir. Ben hep tarihi gerçeklerle yola çıkarım. Eğer... İsrail, Filistin bizi tuttu tutmadı lafına gidersen, işte o Arap bizi arkadan vurdu lafına kadar gidersen saçmalarsın. Saçmalarsın, başka bir şey yok. Şimdi yalnız bu konuda Fatih Altaylı dostumuza lütfen rica ediyorum çok kibarca bir tarihe baksın. Tarihe baksın ya. Şimdi diyor ya, Azerbaycan'ı anlatayım önce. İsrail diyor orada Azerbaycan'ı destekledi. İsrail'in Güney Kıbrıs'la 25 tane, 24 tane anlaşması var. Daha bir ay önce ortak tatbikat yapıldı Kıbrıs'ta. İsrail Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri. İsrail ile Güney Kıbrıs arasında ortak savunma işbirliği anlaşması var Yunanistan'la birlikte. Gaza diyorlar Yunanistan, Mısır, Yunanistan diyorum. Kıbrıs. Güney Kıbrıs. Mısır İsrail. Ve İsrail. Evet. Yani hiç benzemez. Abi Azerbaycan'da destek verdi ama orada da senin kuyunu kazıyor Kıbrıs'ta. Pardon Katar'da var orada. Katar'da var. Birleşik Arap Emirlikleri'de. Evet. Kıbrıs'ta senin kuyunu kazıyor. Orada benim destek vermişler Azerbaycan'da. Böyle bir saçmalık olur mu ya Allah aşkına ya. İki, bugün yani Kuzey Irak için önce söyleyeyim. Barzani'nin en büyük müttefiği İsrail'dir. YPG'nin en büyük müttefiği İsrail'dir. PYD'nin, YPG'nin istihbarat örgütünü Mossad kurmuştu. O çalıntı petrolünü de zaten Barzani'nin de ortak olduğu, hani bizlere de ceza geldi ya o yüzden. Evet. İsrail'e giden. Evet, nereden gidiyor? Buraya geliyor. Ceyhan'dan gidiyor, resmi olarak gidiyor. Kim taşıyor? Söylemiyoruz. Bu gerçinde, yani sen bir taraftan başka bir şey söylüyorsun ama gerçek başka bir şey söylüyor. İki, efendim işte Filistin Araplar KKTC'yi tanımadı. Peki Türkiye Cumhuriyetler senin en sevdiğin Azerbaycan niye tanımıyor KKTC'yi? Değil mi? Niye bir tane Türk şirketi KKTC'de fabrika kurmuyor? Bir tek Türk şirketi bak bir tek. Çıksın desin ki ben KKTC'de şurada bir leblebi fabrikası kurdum ben bu mesleği bıraktım. Ama Kıbrıs çıkışlı ihracat yapamıyor. Türkiye'ye gelecek mal buradan gidecek. O gümrük alıyor.
Evet. Burada da gümrük alıyor. KKTC portakalına ya da hellim, başka bir şey yok zaten. Portakal, narenciye de hellim var. Zaten Türkiye Kıbrıs'ın kendine yetmesini önlemeye çalışıyor. İstemiyor. E tamam da. Ben sana gönderiyorum. Sen bir şey yap. O zaman bu gerçekleri söyleyeceksin. Yani önce bunu söyle. Tanımıyor. Ya seni Türk Cumhuriyetler tanımıyor. Azerbaycan'daki kardeş bizim ya, kardeşlerimiz. Evet. Tanımıyor KKTC'yi. Nasıl tanıyacak? Canım onu bir taraf olarak, Azerbaycan bize ucuz gaz veriyor mu? Ucuz petrol veriyor mu? İsrail'e veriyor. Vermiyor bize. Bize vermiyor, İsrail'e veriyor. İsrail'e veriyor. Yani. İsrail'e veriyor. İsrail'in bütün petrolünü Azerbaycan karşılıyor. O yüzden yani bunları daha iyi araştırmak gerekiyor. Ya daha iyi araştırmak. Gerçek. Şimdi Ecevit, rahmetli Ecevit, 74 çıkarmasında, değil mi? Artık bunu herkes biliyor. Türk halkının %100'ü de biliyor. Fatih Altaylı dostumuz da bilir. Kıbrıs çıkartmasında Türkiye'ye yardım eden kim abi? Kaddafi değil mi? Evet. Tankıyla, topuyla, silahıyla, farabi, petrolüyle 24 saat emrinizdeyiz diyen Kaddafi değil mi? Peki bu Kaddafi'ye en büyük kazığı kim attı? Türkiye. Sen ne hangi yüzle Araplar işte KKTC'yi tanımıyorsun diyorsun? Hangi yüzle? Adamı linç ettiler ya. Ya neler yaptılar? Bu gerçekler varken sen ne hakla çıkıp dersin ki Filistin Araplar bilmem ne yaptı? Ya çok eskiyi bilmeye gerek yok. Bir şey daha söyleyeyim. Yakın bak, tarihi şimdi, bari. Bir daha bir şey daha aklıma geldi birdenbire. 2008 olması lazımdı. Yani işin içinde ben olduğu için söyleyeceğim. Yani daha detayına girmeyeceğim. KKTC ile Magosa'yla abi Laskiye, Suriye'nin Laskiye şehri arasında, evet, feribot başlattık. Ben de varım. Bunu Türk devleti bilir. Avrupa Birliği kıyameti kopardı. Beşer Esad'a gittiler. Dediler ki sen nasıl KKTC'yi tanıyorsun? Bak seninle ilişkilerimiz, o zaman Avrupa ile Suriye arasında ilişkiler iyiydi. Hatta Amerika ile de arası iyiydi. O John Kerry şeye gidip geliyordu, Şam'a gidip geliyordu. Kongre Başkanı Pelosi Şam'a gidip geliyordu. Avrupa Birliği'nin bütün komiserleri gidip geliyor. Kıyamet kopardı Avrupa Birliği ve Yunanistan'la Suriye arasında ilişkiler, tarihsel ilişkiler çok iyiydi. Kıyameti kopardılar, Esad'a baskı yaptılar. Sen bunları nasıl feribot başlatıyorsunuz? Ambargo var çünkü Kuzey Kıbrıs'a biliyorsun. İşte o da dedi ki kendine göre bir savunma yaptı. Girmeyeceğim detayına. Evet. Peki Suriye'de, Suriye halkına, ha bir şey daha söyleyeyim. KKTC pasaportunun dünyada kabul edildiği tek ülke Suriye'ydi. KKTC pasaportunun, dikkat et. KKTC pasaportuyla Suriye'ye geri çıkıyorlardı. Peki bu ülke Suriye'ye ne yaptı abi, bir söyler misin? Ne yaptı abi? Esad'a ne yaptı? Ha? Hangi hakla sen işte efendim Kıbrıs böyleydi de bu işte o onu tanıdı da bu tanımadı da. 1900 İsrail kurulduktan sonra o zaman Filistin halkı diyecek ki sana abi sen ilk Müslüman ülke olarak İsrail'i tanıyan sensin 1949'da. Birinci 10 ay sonra İsrail'de. Bunu sormayacak mı sana Filistin halkı? Veyahut da Arap halkı neyse. 1956'da İsrail, İngiltere, Fransa, Mısır'a saldırdığında Süveyş meşhur savaşı. Uçaklar İncirlik'ten kalktı gitti bombaladı Mısır'ı. İncirlik'ten. 1958'de, Ağustos 1958'de İsrail Başbakanı Ben Gurion gizlice geldi. Ankara'ya geldi. Mürted üstünde, Amerikan üssüdür o. Geldi. Adnan Menderes'le Mısır, Suriye ve Irak'a karşı ortak savaşalım anlaşması yaptı mı, yapmadı mı? Tarih bunlar ya. Ben bir 67 savaşında. Abi işte bugüne mi gelelim şimdi? Gelelim istersen kadar. Bağdat Paktı'nı ben mi kurdum? 67 savaşında Bağdat uçakları nereden kalktı? Nereden kalktı? Bağdat Paktı'nı ben mi kurdum? Türkiye kurdu. İran'la beraber o zaman Şah vardı. İngilizlerle beraber. Bağdat Paktı kime karşıydı? Filistin'e karşı, Filistin halkına karşıydı. Mısır'a, Suriye'ye karşıydı. NATO girmişsin 1953'te, 52'de NATO'ya. NATO kimin düşmanıydı? Kimin düşmanıydı NATO? Bunlar hepsi var. Ve sen çıkacaksın diyorsun ki işte Filistin işte kalkat. Ya İsrail'le stratejik kucak kucağa İsrail'le işbirliği yapıyor senin Rumlar. Ve sen diyorsun ki şeye Azerbaycan'a destek verdi. Orada PKK, PYD, YPG'ye en büyük yardımı Mossad yapıyor. Ve sen diyorsun ki bilmem Filistin bilmem ne yaptı. Ya bu nasıl bir mantık Allah ya aşkına şimdi, ya nasıl bir şey bu ya? Bu çok ilginç bir şey. Yani
İran'da Ermenistan destekliyor. İşte onu diyorum, böyle böyle konuşursa. Yani izahı mümkün olmayan abi, ilişkiler. Herkesin sicilinde hani var ya, sabıka kaydı bulunmamıştır, temizdir diye yazarlar ya. Abi iyi baksan herkesin sabıka kaydı. Bakalım. Herkesin sabıka kaydında bilmem ne var. İşte cuma günü de konuştum. Ya hani diyor Araplar arkada Şerif Hüseyin işte Türklere gaddarlık yaptı falan. Ya Mustafa Kemal daha cumhuriyet kurulmamış 1920'de Şerif Hüseyin'in oğlu, Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal ve o diğer oğlu Abdullah. Irak'ta. Irak kralı, birisi Irak'ta, birisi Suriye kralı. Onlara diyor ki gelin birlikte emperyalizme karşı savaşalım diyor Mustafa Kemal. Ya 1920'de sen Mustafa Kemal'den daha mı zekisin kimse değil yani mi? Bunu söyleyenler? Değil mi? Değil mi? Bu nasıl bir ülke ya? Zaten o Irak kralı Faysal Gertrud Bey'in de sevgilisi değil miydi? Abi. Abi işleri karıştırma şimdi, bir sevgililer aşklara falan Halit, giderse. Bütün o haritayı şeye bak yapan kadın. Lawrence'la birlikte. Evet. Lawrence'la biliyorsun şeydi. Hayır, Lawrence onun çömezi değil mi? Şimdi o şeye asılıyor. Ben onu çünkü Lawrence neredeydi? Cerablus'taydı. Benim kasabamda, benim memleketimdeydi Lawrence. Hemşerisiniz ya. Hemşeriyiz ya Lawrence'la. Lawrence'ın bütün sülalesini, tarihini, coğrafyanı hepsini bilirim. Gertrud Bell o zaman Irak'tan sorumlu İngiliz ajanıydı. Geliyor Lawrence'a asılıyor, Lawrence'a sonra pas vermiyor. Yani biraz magazin o, yapalım. Evet. Tabii. Evet, evet. O da gidiyor Faysal'la ilişki kuruyor. İşte diyor. Ve o zaman da